Evet sevgili Ankara'lar, yeni açanlar, ilk defa açanlar, bu gece auramıza çalışacağız. Belki de en sık saldırıya maruz kaldığımız alan, negatif enerjilerin auramızdan içeriye sızması. Tabii enerjilerin farkında olmayanlar auralarının da farkında değillerdir. Eğer bir kişinin aurası ne kadar güçlü olursa, esnek olursa, pozitif enerjiyi yakalayacak bir mıknatıs olursa, o zaman hayatına çekeceklerinin kalitesi de artacaktır. Şimdi bu müziğe odaklanmanızı istiyorum. Bu bir titreşimdir. Gizli bir subliminal mesaj vardır. Bilinçaltına bir mesaj vardır. Bu titreşim senin auranda bir enerji dalgası yaratacak şimdi. Tabii bu ses frekansı ile birlikte benim bazı sözlerim, kodlamalarım olacak. O yüzden kulağınız tamamen bende olsun. Evet, kimler hazır? Evet, vücudunun rahatlaması için sese odaklan ve sakin bir yere geç. Evet, canlı yayına kimi alalım? Canlı yayına hazır olanlar.
Merhaba. Merhaba hocam, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Mucize Ötesi'yim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de mucize ötesiyim. Bir ayarlayayım bakalım. Evet, sizi tanıyalım. Nereden katılıyorsunuz? Ben Gülten, Kocaeli'den katılıyorum. Kocaeli Gebze. Evet. Muhasebeciyim. Ayrıyetten de mum satışı sağlıyorum. Muhasebecisiniz. Ayrıca Mum satışı. mum satışı. Bal mumu Evet. mu? Bal mumu, doğal mumlar, parafin mumlar. Tamam. Peki, bizi ne zamandan beri takip ediyorsunuz? Yeni takip ediyorum. Yaklaşık bir hafta, belki 10 gün kadar olmuştur. Mine Bayraktar tavsiye etti. Çok fazla ihtiyacımız var arınmaya, bilinçaltımızı kodlamaya. Çünkü biz böyle bataklıktan gökyüzüne çıkmaya çalışanlardınız. Şifalı ben de geldim. Yani diyorsun ki bilinçaltım bayağı bir bataklık gibi olduğunu hissediyorum ama oradan Evet. çıkmayı da seçiyorum. Bunun Evet, farkına yaşıyorum öyle. varmak da çok önemli bir şey tabii ki. Peki seni bu hayatta en çok rahatsız eden hangi duygu var? Ne seni rahatsız ediyor? Birçok şey var. Çocukluğumdan bugüne kadar, ben 30 yaşındayım. Çocukluğumdan bugüne kadar kurtulmak istediğim birçok olay ve düşüncelerim var. Bunu tek başıma yapmadım. Şimdi sizinle birlikte yapacağım. Yapmaya başlıyorum. Ve bunun için yeniden doğuşu da sağlayacağım. Eğitimleri de alacağım. Bunların hepsi planlarımda. İnşallah. Eğitimimize ilgi İnşallah. duydunuz herhalde. Evet, çok fazla. Evet. Dün birincisini gerçekleştirdik. Yani Mart Evet. ayının eğitimini. Dün akşam mucize ötesi bir eğitimimiz vardı. Canlı yayın yapmadık gerçi ama çok dolu dolu geçti. Hani hiç boş zamanımız olmadı. O yüzden derse Doğru. odaklandık. Hatta resim bile çekememişiz. Ekran görüntüsü bile bir iki tane almışız, alamamışız bile paylaşmak için. Evet, WhatsApp'tan bir tane attığını sanırım. Onu ben de okudum. Evet. Şimdi peki o zaman. O zaman takipte kalın. Söylemek istediğiniz başka bir şey varsa dinleyelim. Mucize ötesiyim. Daim Teşekkür ol. ederim. Teşekkür Kodlandım. ederim. Daim oldu. Kodlandım. Teşekkür Peki. ederim. Hadi bakalım. Sen Görüşürüz. kapat. Yeni bir arkadaşımızı Tamam. alalım. Bu Instagram'da da artık biz kapatamıyoruz herhalde. Bir köşede bir artı işareti belirmiyor. O yüzden sizler kapatacaksınız. Evet, kimler canlı yayına katılmak istiyor? Bir şey yapalım, alalım. Evet, herkese selam. Evet. Katılma linki gönderenler var. Evet, siz de katılma linki göndermişsiniz. Ekranı kapatırsanız memnun olurum. Evet, şu an canlı yayına bağlandınız. Ekranı kapatırsanız memnun olurum. Menekşe. Evet.
Evet sevgili Ankara'lar, bakalım şu an yayın kalitesi nasıl? Peki. Evet, birazdan büyük bir sessizlikle çalışmamıza geçeceğiz. Çalışma öncesi önce 2 gün ne yaptık onu anlatalım. Canlı yayınlarda ne yaptık? Canlı yayınlarda özel para katlama kodlama çalışması yaptık. Bolluğu, bereketi çekmek için hayatımıza önce bilinçaltına bazı tohumların atılması gerekiyordu. Evet, onları gerçekleştirdik. Çölden şelaleye geçme ve şelaleden evet bolluğu bereketi alma çalışmasıydı. Fakat sonra dedim ki tamam sen bolluğu bereketi alabilirsin. Auranda buna uyumlu olması gerekir. Evet, auranı da güçlendirmemiz gerekiyor ve auran güçlendikçe daha fazla bolluğa, berekete karşı duyarlı olacaksın. Ve ek olarak da tabii ki etrafında bolluğu, bereketi ilke edinmiş, çalışkan, gayretli insanların evet onlarla birlikte yan yana geleceksin. Şimdi canlı yayınımızı duyuralım. Evet. 2 canlı yayın yaptım geçen hafta. Canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Canlı yayınlarımızın çok önemli olduğunu gördüm. Ve insanların bilincini arttırdığını, sadece bir meditasyon olmadığını, bilgilendirici bir içeriğe sahip olduğunu ve birçok insanın da bundan etkilendiğini görüyorum. Ve herkes bir işaretle karşı karşıya geliyor. İşaretler arasında kuş tüyü var. Bu çok önemli. Evet, kuş tüyüyle karşılaşıyor. Ondan sonra evet. Bu işareti gördükten sonra da haliyle kendini mucizelere açıyor. Bilinçaltımız neye kodlanırsa onu uyguluyor. Evet. Bilinçaltını etkilemek için bir yöntem var. Bizim yöntemimiz bir kod yöntemi, bilinçaltı kodlama. Fakat bu yöntemde şöyle bir şey gerekli. İki şekilde bilinçaltı kodlanıyor. Bir, rüyalarda sen farkında olmadan veyahut da rüyayı fark edersen kendin de dizayn edebilirsin. Ama ikinci kısmında bir kişi tarafından yönlendirilmen lazım. Yani benim sesime maruz kalacaksın. Bilinçaltın beni dinleyecek ve yeni bir dizayn oluşturacak. Bir vizyon oluşturacak. Senin yeni versiyonunu oluşturmaya başlayacak. Belki bu sana ilginç geliyor olabilir. Lakin bu bir gerçek. Evet. Şimdi bu karşılaşmadım diyenler var ya, mesela şöyle bir soru soruyorlar. Hocam ben karşılaşmadım. Neden acaba? Ben göndermedim sana. O yüzden karşılaşmadım. Yani baktım sen buna bu frekansa uygun değilsin. Senin karşına da böyle bir şeyin çıkmasını istemedim. Bu cevap yeterli oldu mu sizce? Rabbim bilir. Eğer Rabbim uygun görmüşse senin karşına zaten çıkacaktır. Ama sen ben neden karşılaşmadım nedenini bana sorarsan
Benim sana söyleyeceğim tek şey şu, sen gerçekten bu frekansın içinde olmadığın için karşılaşmadın. Eğer gerçekten olsaydın bir işaretle karşı karşıya gelirdin. Hatta beni şu an karşında görmüş olman bile, evet bu da benim için bir işaret diyebilirdim. Sadece kuş tüyü değil, 7117. Evet, bunlar önemli semboller. Evet, bir soru daha. Peki ben uygun muyum? Değilsin. Değilsin. Uygun değilsin. Sen bizden değilsin. Evet. Şimdi bir de şu ayrım var tabii ki. Karşıma çıktı. Karşıma çıktı. Kuş tüyünü buldum. Yani şöyle bir tüy. Şimdi bu tüyü gördün diyelim. Gördükten sonra sen ne hissettin? Önemli olan bu. Senin kalbinde nasıl bir his uyandırdı? Önemli olan bu. Yani sen bunu görünce, "Aa, kuş diyor. Ha, kuş diyor. Gördüm işte. Böyle dediysen, hani bu böyle baktıysan olaya, sen yine frekansa değilsin. Hatta bu frekansa hiç alakan bile yok. Ha, Kuş diyor mu? Ne olacak, o her yerde var. Ha, bu görüşteysen hiç frekansla alakan yok demektir. Bu kuş tüyünü ayrıca bilinçli olarak aramayacaksın. Yani dur bakayım, ben bugün kuş tüyü görecek miyim? Ben bugün acaba kuş tüyüyle karşılaşacak mıyım? Bir düşünce olmayacak içinde. Hatta işaretini arama gereği duymayacaksın. İşaretin kendiliğinden karşına çıkacak. Yani böyle yürürken havadan aşağı doğru düşerken göreceksin belki de. Veyahut da yolda, otların üstünde, taşın üstünde, balkonda, hiç ummadığın bir yerde. Ama belki o orada hala sen bunu görmedin, görmemiş olabilirsin. Neden? Bak, nedeni basit. Bu frekansın içinde olmadığın için görmeyeceksin. Veya görürsen, gördüğün zaman eğer sende o duygu oluşmadıysa, o duygu oluşmadıysa yine görmüş sayılmıyorsun. Bir anlamı yok çünkü. Yani öyle görmek, görmek başka, bakmak başka, hissetmek başka. Evet, başka. Benim kafama düşüyor. Hocam önümde yuvarlanıyor. Al beni diye sanki. Evet, siz ilk kuş tüyüyle karşılaştığınızda siz ne hissettiniz? Yani gerçekten de nasıl bir duyguyla karşı karşıya geldiniz? Siz anlatınız. Şimdi evet, kuşun bir tüyü. Bu kuş tüyü de olabilir. Belki civciv tüyü de olabilir. Tavuk tüyü de olabilir. Hindi tüyü de olabilir. Her şey olabilir. Ha, belki de bulutları görmüşsündür. Bulutlarda hissetmişsindir. O da mümkün. Hocam özel biri olduğunu hissettim demiş. Yüreğim çarpındı sevinçten. Heyecanlandım. Evet, o heyecan olmalı. Altın bulmuş gibiydim. Bak, bu çok güzel bir cevap. Bari siz neler yaşadığınızı söyleyin de, hani kuş tüyü bulup da hani ne olacak diyenlere bir cevap olsun. Hele hele kuş tüyünü gördün.
Ondan sonra bir niyete geçtin diyelim. Niyetlendin. Niyetinin karşılığında da eğer bir kuş tüyüyle karşılaşırsan, işte o zaman senin eline aldığın işin de ilgili olarak olumlu gelişmeler olacağını işarettir bu. Evet. Nerede yanlış yaptık hocam? Peki ne söylersiniz? Nerede yanlış yaptınız biliyor musunuz? İnanç sisteminde yanlış yaptınız. Olayı anlamadınız. Yani herkes için söylemiyorum bunu. Merak edenler için söylüyorum. Olayın farkına varmadınız. Basitleştirdiniz. Komikleştirdiniz. Veya size komikleştirdiler. Alaya aldılar. Küçülttüler. Haliyle sen de bunu fark edemedin. Neden? Çünkü başkasının bakış açılarıyla hareket ettin. Başkasının bakış açısıyla hareket edersen her zaman için onlar ne düşünüyorsa sen de öyle düşünmek zorunda kalırsın. Şimdi normal şartlarda kuş tüyü görmeyen insanlar bu frekansın içine girdikten sonra kuş tüyü görmeye başladılar. Engelli olduğum için küçümsendim. Ne alaka şimdi? Niye? Kuş tüyüyle ne alakası var bunun? Şimdi bakın, bir yol var, evet doğru. Ama o yolun adı büyük bir farkındalık yolu. Benim görevim her şeyi yapabilirsin. Bu senin içinde bir potansiyel olarak bekliyor. Sen o potansiyeli patlatacak bir ana ihtiyacın var. Benim görevim senin içindeki bu potansiyeli patlatmak, farkına vardırmak, seni önemli iki kodlamamla, durdurulamaz ol ve başaran olla o potansiyeli açığa çıkarmak ve aynı olimpiyat ateşi gibi hiç sönmemesini sağlamak. E tabii böyle olunca sen mucizelerini ve işaretlerini çok sık görmeye başlayacaksın. Daha doğrusu her şey sana bir işaret gibi gelecek. İşaret gibi gelmeye başlayacak. Yani şimdi niyete geçtiğin zaman, niyetlendikten sonra ya ben kuş tüyü görmek istiyorum de. Eğer benim olacaksa bir kuş tüyüyle ben bunu görmek istiyorum de. Dene, dene bir. O zaman beni çok daha iyi anlayacaksın. Evet, bazı şeyler yani al gözüne sokuyorum birisi eliyle kalkıp sana vermeyecek. Sen o gözlerinle göreceksin, kalbinle hissedeceksin. Şimdi bakın, bizim frekansımızın en önemli özelliğini söyleyeceğim size. Bizim frekansımız anka frekansı. Yani küllerinden yeniden doğmak ve anda yaşamak. Frekansımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Şimdi bu frekansın içerisinde haliyle neyle karşılaşacaksın biliyor musun? Temiz bir enerjiyle karşılaşacaksın. Açık söylüyorum size ve iddia ediyorum. Anka frekansına dahil olanlar temiz bir enerjiyle karşı karşıya gelir. İçinde negatiflik barındırmayan,
başka dünyaların, başka varlıkların olmadığı, başka sistemlerden gelen negatif inançların barınmadığı, yok edildiği bir temiz bir frekans. Çünkü bu frekans tamamen her an topraklanan bir frekans. Evet, sipildeki ağaçlarla, toprakla, taşla, evet, devamlı topraklanan bir frekans. O yüzden bu frekansı tanırken, anlamaya çalışırken, hani acaba ne var bunun arkasında diye soranlar olursa, spil var, temiz bir frekans var. Kendimi en iyi ifade edebileceğim, içimdeki gücümü bana hissettirecek, farkındalığımı arttıracak bir frekans var. Bir enerji var diyebilirsin. Bu kadar basit ve net. O zaman bu kadar basit ve netse, sen de temizlendikçe, arındıkça bir işaretle karşılaşman söz konusu. Evet, işaretini gören ol. Kodlandın. Evet, birazcık şeyleri göstereyim size. Bu kolyelerimizi. Şimdi bazen görüyorum, iyi ki sizi tanımışım diyorsunuz. Peki ne oldu tanıdığınızda? Hani bu tanıma size ne kazandırdı, ne getirdi? Sizde neyi tetikledi? Biraz onlardan bahsedelim o zaman. Süper ötesi, mucize ötesi. Başka? Evet, istediğim tek şey sendeki farkındalığın uyanışı. Farkında olma. Evet, birazdan seansımıza geçelim. Auramıza güçlü bir enerji aktivasyonu yapalım. Bunun için hazır olmalısın. Daha detaylı hayaller kuruyorum. Bak, bu güzeldi. Çok güzeldi hem de.
Evet, bu arada 8, 9, 10, 11 Nisan'da Manisa Sipil'de olacağım. Her gün için bir programımız var. Yani istediğiniz bir güne katılabilirsiniz. Manisa'nın enerjisini birlikte yaşarız. İstersen kolye kodlamasına katılırsın. İstersen yeniden doğuş çalışmasına katılırsın. İstersen sadece Sipil'deki enerjileri bizimle yaşarsın. Köprüden geçersin. 12 ağaca tutunursun. Topraklanırsın. Ve biliyorsun Manisa'nın dağının içinde büyük bir mıknatıs var. Bu mıknatıstan da bolluğu, bereketi, en güzel, en değerli ilişkileri kendine çekersin. Evet, bunu çekmen için ben olsam da olmasam da oraya gittiğin zaman muhakkak elini bir taşa koy, bir ağaca koy. Ama nerede yap biliyor musun? Ağlayan kaya ve sonrasında. Evet, o manyetik alanda şimdi kendimi bildim bileli Manisa Spil'de olduğum için o alanda devamlı kodlanmaktayım. Oraya her girdiğimde bu anı yaşamaktayım. Tabii ki aranızda bu çalışmalara girmek isteyen, katılmak isteyenler var. Onlara şunu söylüyorum. Niyet yapın. Gerçek bir niyet yapın. Şöyle diyeyim. Ben Murat Başaran'la birlikte Manisa Spil'de olacağım. Kolyemi orada takacağım. Yeniden doğuşu alacağım. Veya orada düzenlenecek olan eğitimde bulunacağım. Kendimi Spil'in temiz enerjisini açıyorum. Seçiyorum. Kodlandım. Evet, şu an canlı yayınımı hikayelerinizde mesaj olarak attığınızı görüyorum. Teşekkür ediyorum. Aranızda hızlı bir şekilde paylaşanlar var. Evet, bir auranız var. Sen istesen de istemesen de çevrene yaymış olduğun bir enerji var. Hani bazen bir yerde oturursunuz, birisi gelir. Geldiği anda böyle onu içine almaz veyahut da çok ısınırsın. Bir enerji yayıyordur. Yaymış olduğu enerji seni hemen ya kendine doğru çeker veyahut da iter. Neden herkesin farklı? Oysa ki daha henüz konuşmaya başlamadığı halde enerjisi seni itebilir, çekebilir. Evet, çünkü aurası bir enerji yayıyor. Yaymış olduğu enerji, evet, senin gerçekten de ilgi alanına giriyor. Evet, herkes niyetini yazsın bakalım. Aurasından bu enerji yayılsın. Ama benim
Zaten standart olarak söyleyeceğim sana bir kere durdurulamaz enerji yaysın. Bu enerjiyi yaysın ki en azından az önce yapmış olduğun niyetlerine bir an önce gel, bir an önce kavuş. Evet, niyetlerine çok hızlı bir şekilde ulaşan ol. Tabii ki niyetlerine hızlı ulaşmak için yapacağın en önemli konu kendini gerçekten de %100 olarak isteklerinle odaklanmış bir hale getirmek, tam konsantre. Nasıl ki bugünkü canlı yayına katılmak için kendini konsantre ettiysen, evet ben bu gece bu canlı yayına katılmam gerekli, katılmak istiyorum. Buna niyetlendiysen, seçtiysen hangi saatte seçtin? Bir gün, 2 gün önce seçtin ve bu anı bekliyordun. Saatin 22 olmasını, 10 olmasını bekliyordun. Ve o saat geldi ve sen de şu an beni izliyorsun. Eğer ki sen bu kadar net istiyorsan bir şeyi, o halde hayatına birçok şeyi çekebilirsin. Evet, herkes yazsın bakalım niyetini. Evet, bu çalışmada tabii ki çakralarınız açılacak. Çakra açmak demek şöyle, aslında bazı yanlış bilinenler var. Evet, enerji boğumlarınız var. Bildiğiniz, herkesin bildiği 7 çakra var. Evet, 7 kapı. Şimdi bu ses frekansı şu an bir titreşim yayıyor. Ve en önemli özelliği çakralarındaki dengeyi sağlamak. Şimdi düşünsene, boğaz çakran eğer tam titreşimde bulunmuyorsa konuşmaların bile aksar. Evet, çakralar çok derin konular. Her çakranın olduğu bölgede senin hayati fonksiyonların, davranışların ve yaşam şeklin var. Kök çakradan başlayarak tepe çakrasına kadar, evet bu yolculukta 7 ana çakra var. 7'nin ne kadar önemli olduğunu bir de böyle düşünün. Evet, 7 kapısından içeri gireceksin. Birazdan çalışmamıza geçeceğiz. Ama çalışma öncesinde tabii ki biraz sohbet etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü auralar konusu çok önemli. Yaymış olduğun enerji çok önemli. Şimdi birazdan aurana vereceğimiz enerjiyle kendini daha hafiflemiş hissedeceksin. Neden biliyor musun? Senin üzerindeki tüm negatifleri aurana enerji verirken, enerji çalışması yaparken onların senin üzerinden sıyrılmasını sağlayacağız. Neden? Çünkü sen bu çalışmaya gerçek bir niyetle oturdun. Evet, ben dedin, gerçekten de bu anı yaşamak istiyorum. Bu anın içinde olmak istiyorum dedin. Eğer sen bunu gerçekten istediysen, buna kalpten inandıysan, şu an bütün vücudun ve hücrelerin seninle birlikte bu anı yaşamak için sabırsızlanıyor. Şu an çalan müzikle zaten titreşim halindeler. Bu titreşimi yaşamaya devam edeceksin. Evet, bu arada
3 Nisan'da eğitimimizin 3. günü olacak, 3. haftası olacak. O gün yeniden doğuş programı var. O günkü eğitimin katılım şartı yok. Herkes yeniden doğuş alabilir. O çalışmaya bağımsız olarak katılmak isteyenler de online olarak katılabilir. Türkiye saatiyle 10, 17 veya 18 arasında yapılacak. Alttaki telefon numarasından katalog kısmından o programla ilgili detayı görebilirsiniz. Evet, anlıyorum. Şimdi hepinizin bazı sorunları var, sıkıntıları var, maddi manevi problemleri var. Herkesin var. Ama unutma, onları sen yarattın. Yani o sıkıntıyı sen aldın, yetmiyormuş gibi kendin oluşturdun. Bir şekilde oluşturdun. O sıkıntıyı da sen seçtin. Neden? Eğer bunu bir kişiye mal edeceksen, o kişiyi de sen seçtin. Eğer bir olaya mal edeceksen, o olayın içinde sen vardın. Durup dururken hiçbir şey olmadı. Ama neden oldu? Senin o günkü farkındalığına göre oldu. Eğer gerçekten farkında olsaydın, olmayacaktı. Ben diyorum ki bu saatten sonra olmasın. Olmaması için ne gerekli? Önlem alman, tedbir alman gerekli. Ne? Auranı güçlendireceksin. Aurandan içeriye negatif saldırılar olmayacak. Koruma altında hissedeceksin kendini devamlı. Kendi korumanı kendin yaratacaksın. Auranı devamlı dengede tutarak, çakralarını dengede tutarak ve auranı en güzel renklerle süsleyerek. Eğer senin auran siyah, gri renkleri salgılıyorsa etrafında ancak siyah insanları, gri insanları, yani olumsuz düşünen insanları çekersin. Şimdi evet çok istiyorum demekle olmuyor. Adım atmak gerekiyor, harekete geçmek gerekiyor. Kayıt yaptırmak gerekiyor. Kesinleştirmek gerekiyor, karar vermek gerekiyor, seçmek gerekiyor. Evet, bugün çok güzel geri dönüşler aldım. En güzel geri dönüşlerden mesela dün akşam eğitimimize katılan ankalarımız çok güzel geri dönüşler yaptılar. Bir eğitime katıldılar ve eğitimin içerisinde seanslarla güçlendirdik, yükselttik. İşte seçmek için para gerekiyor. Burada bir, evet, yanlış bir kodlama yarattınız. Seçiyorum dediğin anda o para gelir. Mesela bazen çok özel durumlar oluyor. Bir şey alınması gerekiyor. Çok önemli ama. O gün yatırdın yatırdın. Ne oluyor? Bütün her şey seferber oluyor ve o para yatıyor. Ücretsiz çalışmamıza geçiyoruz. Birazdan. Evet sevgili ankalar.
bir insanın aurasının güçlenmesi. Birazdan dinleyecekleriniz sizi çok farklı bir alana taşıyacak. Sadece auran güçlenmeyecek. Bazı istek ve niyetlerin var. Bunun farkındayım. Taleplerin var. Bunun farkındayım. Ve bu isteklerin, bu taleplerin hepsi fark ediliyor şu an. İçinden geçirmeni istiyorum. Ve şimdi sana küçük bir meditasyon yapacağım, bir çalışma yapacağım. Aura ile ilgisi yok. Her şeyin değişip dönüşeceğini, dönüştüğünü bilmen için istiyorum bunu. Her şey değişir ve dönüşür. Bunu yaşaman gerekiyor. Mesela ben neden işaretimle karşılaşmıyorum diyenler için. Ümitsiz bir laf, cümle kurma hayatında. Şöyle de. Bilinçaltım doğru zamanda ve doğru yerde beni onunla karşılaştıracak. Kodlandım. Evet, şimdi beni tekrarlamanı istiyorum. Bütün istediklerim hepsi olacak. Hepsi oluyor. Bilinçaltım doğru zamanda ve doğru mekanda bana bunları gösterecek ve yaşatacak. Kodlandım. Evet, şu an duyduğunuz cümle çok kilit bir cümle. Bilinçaltım. Doğru zamanda, doğru yerde. Benim isteklerimi bana sunacak. Ben de fark ederim. Sevgiyle, tebessümle alır, kabul ederim. Fark eden ol. Kodlandın. Evet, şimdi gözlerinin önüne kapat gözünü ve 7117'yi getir. Dikkatle bu rakama odaklan ve bak. 7117 rakamına odaklan. Ve ellerinle 7 rakamına tutunduğunu, orada sallandığını gör. Bir çocuk gibi 7 kapısını kollarınla sar ve orada sallandığını hisset. İleri geri. İleri geri. Canlandır. Sonra 1'e tutun. 1'e sarılmaya başla. Elif'e sarılmaya başla. Bir yandan nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Kulağım bende olsun. Ve şimdi bir elini
bire, diğer elini diğer bire. Ortada sensin. Ellerini birlere koy. Ve karşıya bak. Uzaklara bak. Gökyüzüyle bulutun birleştiği yere doğru odaklan. Orada dur. O iki birin arasındasın. Ve o baktığın noktadan kırmızı, tatlı bir kırmızı ışığın sana doğru geldiğini gör. Ve o iki birin arasındasın ve birlerin içerisinde etrafında yavaş yavaş bir sarmaya başlasınlar. Evet, o kırmızı turuncu renkte ışığın gökyüzüyle bulutların arasından süzülsün ve senin etrafını sarmaya başlasın. Kendini bir küre gibi bir kürenin içinde hisset ve kürenin etrafında turuncu renkte ışığın etrafını sardığını gör. Sarmaya başlasın. Ve şimdi kürenin kapağını açacaksın ve içeriye o ışık dolmaya başlayacak. Dolmaya başlarken senin etrafında bulut şeklinde bir ışığın içinde kaldığını göreceksin. Turuncu renkte. Evet, kürenin kapağı açılsın. Yavaş yavaş ışık içeriye dolmaya başlasın. Işığın içinde kal. Işık şu an senin bütün dokularına, gözeneklerine, her yere sızmaya başlayacak. Bir çalışma başlayacak. Ve bu çalışmada deri gözeneklerinin içerisindeki ve bedenindeki tüm negatif duygular dışarı çıkmaya, ısıdan eriyip deriden kendini atmaya başlayacaklar. Ayaklarından süzülmeye başlayacaklar. Ve yeni bir enerjiyle dolduğunu hissedeceksin. Enerjiyi kendine çek. Çok hafiflediğini düşün. Evet, bugün duyguları atacağız. Yeni bir diğer ki canlı yayınımızda ise negatif enerjilerle birlikte yağları enerjiyle çarpacağız ve yakmaya başlayacağız. Hazır ol ona da. Dikkatle dinle şu an beni. O yeni çalışma için de hazırlık yapıyorum. Derinin etrafında bir incelme olacak. Işık şu an deri gözeneklerinden içine girmiş durumda. Derinin altında bir tabaka yaratacak. Şu an seni sarıp sarmalamada.
adalelerin arasında dolaşmaya başlasın. Senin auran turuncu, lila ve mor rengi salgılamaya başlayacak birazdan. Ama önce içeriden onarım. Eğer bir insan içinden kendini onarmamışsa dışına pozitif enerjileri yayamaz. Peki senin yayacağın enerjiler ne olacak? Evet, saf bir enerji yayacaksın ama saf olmayacaksın. Fark eden olacaksın. Gözü açık olacaksın. Net olacaksın. Bakışların, gözlerin daha net, kulakların daha net hissedecek ve duyacak. Kuzu olacaksın ama öyle bildiğin kuzulardan değil. Herkes ana kuzusudur. Saygı duyulan olacaksın. Sevgi dolu olacaksın. Nefes almanı istiyorum şimdi. Ama çok sakin bir şekilde. Nefesi alırken kollarının üzeri ürpermeye başlayacak. Bacakların, kolların. Çünkü derinin üzerinden nefes almaya başlayacaksın. Şimdi nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Etrafında dönen bu enerjiyi bütün hücrelerini sarmaya başlayacak şimdi. Hücrelerinin üzerinde bir katman yaratacak. Ne katmanı biliyor musun? Gençlik katmanı. İzin veriyor musun? Evet, hücrelerinin etrafında bu ışık bir katman yaratsın. Bir zar yaratsın. Etrafında bir oluşum. Bu zar hücreyi ilk ana götürecek. Gençleşecek. Gençleşecek, gençleşsin. Genç hücreyi algılayan diğer hücreler yeni genç hücreleri bölmeye ve çoğalmaya başlayacak. Geriye doğru gençleşmeye başlayacaksın. Yüzün, ellerin derisi gençleşmeye, suyu çoğaltmaya bir an önce, şimdi başlasın. Kodlandın. Benim için auranın saçtığı renk her ne kadar önemli olsa da, auranın içinde kalan bedenindir asıl olan.
O bedenin eğer enerji vermiyorsa, içeriden enerji yaratmıyorsa, aurandaki geçici bir ışıma senin hiçbir işine yaramayacak. İçindeki enerji her zaman için aktif olsun. Niyetlerini gerçekleştiren ol. Nefes al. Nefes ver. Bu anı mühürleyeceğiz. Herkes elini göbeğine götürsün. Göbek deliğinden tüm organlarını saracak bir enerji yayılacak avucunun içinden. Avucunun içinden verdiğin enerjiyle. Evet, avucunun içinden o turuncu enerji şimdi göbek deliğinden içeri girecek ve özellikle mide, böbrekler, ciğerler, pankreas, ve kalbinin etrafında dolaşacak. Evet, şimdi bir sonraki çalışmada yapacağım kilo vermeyle, kiloları dengeye getirmeyle, ideal beden için yapacağım çalışma için şu an aranızda şekerle problemi olanlar, onların insülin direncini dengeye getirmek adına pankreasının düzenli bir şekilde çalışması için elini göğüs kafesine boşluğa koy. Ve şimdi avucunun içinden çıkan kırmızı turuncu renkteki enerjinin pankreasına doğru ilerlediğini, pankreasın içinden bir kıpırtının tetiklendiğini ve insülin salgıladığını gör. Damarlara salgıladığı insülinle şekeri enerjiye çevirecek gücü üretmeye başlasın. Hazır. Herkesin insülin direnci dengede olsun. İnsülini ideal oranda salgılamaya başlasın. Bu çalışma tedavi niyetiyle yapılmayıp tamamen bilinç altında bir enerji meditasyonudur. Sağlık sorunlarınız için lütfen doktorunuza başvurunuz. Derin nefes al, ver. Derin nefes al, ver. Evet, şimdi elinle vücudundaki ağrıyan
sorumlu olduğunu zannettiğin alana koyabilirsin. Orada bir enerji çalışsın. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Evet, şimdi ellerini birbirine ovuşturmaya başla. Isı oluştur. Isı telini. Avuçların içi ısınmaya başlasın. Isıt, ısıt, 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 ısıt. Evet, şimdi piramidin içine gireceksin. Senin için bir piramit hazırladım. Piramidin içerisinde sapsarı para enerjisi var. O enerjinin içine girdiğin zaman auranda bir bolluk bereket enerjisi kodlayacağım. Bir piramit düşün. İçinde altınların ışıması var. Sarısı var. Golden enerji systems. Golden altın enerjisi var. Evet, o altın enerjisine doğru ilerleyeceksin. Şimdi bir piramidin içerisine girdiğini ve kapısına doğru bakarak ayakta durduğunu hayal et. Ve piramidin içerisinde şimdi o sarı bolluk bereket ışığının vücudunun her tarafını sardığını gör. Bir rüzgar gibi her yerini sarmaya başlasın. Etrafından o sarı ışık dolaşırken bir kumaş gibi etrafını böyle çevirmeye başlasın. Adeta bir mumya gibi. Işıktan perdeler oluştursun. Şu an auranı tamamen doldurmaya başlıyor.
Ve şimdi sakince nefes al ve sapsarı bir auranın olduğunu, vücudunun etrafında çizgi şeklinde etrafını sardığını gör. Şimdi beni tekrarla. Ben 7117 kapısından içeri girdim. İki birin arasında durdum. Karşımdaki gökyüzüyle bulutların arasından gelen turuncu kırmızı ışığı üstüme doğru çektim. Bir şimşek gibi üzerime doğru geldi. Etrafımda bir küre oluştu. Kürenin içine doğru akan kırmızı turuncu renkteki ışık etrafımı sarmaya başladı. Ben de aldım, kabul ettim. Bolluğa, berekete uyumlandım. Derimin altına doğru sızan bu ışıkla iç organlarıma kadar her yeri arındırdım. Bütün organlarım sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladı. Birbirleriyle barıştırdım. Bilinçaltım hepsine en güzel şekilde kontrol etti. Niyetlerimi yaptım. Niyetlerim, bilinçaltım uygun zaman ve mekanda gerçekleştirmek üzere ona emanet ettim. Kodlandım. Mühürlendim. Murat Başaran'a bu uygulamayı yapması için izin verdim. Tüm ankaların enerjileriyle şu an bir aradayım. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Ve şimdi bir piramidin içerisindeyim. Bu piramidin içerisinde bolluğu, bereketi aurama doldurmak için seçtim. Piramidin içerisinde dolan altın rengindeki ışığı şu an kollarım, başım, gövdem, bacaklarım, her yerimin çevresinde dolaşmasına fırsat verdim. Nefes al, nefes ver. 7 kez nefes al, nefes ver.7117 kapısındayım. Yedi çakram şu an titreşim halinde.
Kök çakram kırmızı. Tepe çakram mor ışık arasında gidip gelmekte. Ve tüm vücudumu, ruhumu şu an en güzel titreşimi alarak aktif ediyorum. Auram etrafa neşe, huzur salgılıyor ve saçıyor. Herkes fark ediyor. Bu sarı, piramidin içindeki sarı ışık benim ışığımı arttırıyor. Işığımla parlamaya başlıyorum. Yıldız gibi parlıyorum. Işık saçıyorum. Fark ediliyorum. Ben fark edildikçe kendime olan güvenim her gün biraz daha artıyor. Durdurulamaz oluyorum. Başaran oluyorum. Ve şimdi piramidin içine ben de geliyorum. Murat Başaran şu an piramidin içerisine senin yanına gelecek ve senin boynuna altın bir kolye takacak. Evet, altın kolyeyi takmak için piramidin içine giriyorum. Elimi cebime atıyorum. Çok şık bir kutunun içerisinden çıkarttığım sapsarı altın kolyeyi kutudan yavaşça çıkartmaya başlıyorum. Avcuma alıyorum. Avcuma bakıyorsun. Altını görüyorsun. Altını sana takacağımdan eminsin. Evet, sana altın enerjisini boynuna takarak ve auranda altın enerjisinin yayılması için. Boynuna doğru zincirini boynundan geçiriyorum. Anka kolyesi boynunda. Niyetleniyorum. Bu kolye senin boynunda olduğu müddetçe tüm hücrelerini bolluk bereket enerjisiyle sarsın. Sana gelecek olan negatif enerjileri anında geriye doğru çevirsin. Yaşam enerjini yükseltsin. Kolyen boynunda olduğu müddetçe durdurulamaz ol, başaran ol. Kodlandın. Kolye tenine değdiği anda vücudunda bir ürperti başlıyor. Enerji, vücut ısın arttıkça enerjin yükselmeye başlıyor. Ve daha önce enerjiyi çekerken şimdi aurandan sapsarı bolluk bereket enerjisini yaymaya başlıyorsun. Aurandan yayacağın enerji senin düşüncelerinle renk değiştirmeye başlayacak. Şifa enerjisi istediğin zaman auranda yeşil bir enerji, bir çember şeklinde, yani vücudunu saran, vücudunun şeklinde bir şekil alacak. Sanki sen yine başka bir insanmış gibi, onun içindeymişsin gibi koruma içinde olacaksın. Evet, etrafa huzur, mutluluk, gençlik yaymak istediğin anda turuncu renginde, pembe renginde bir enerji aurandan yayılmaya başlayacak. Evet, dengede olmak için aurandaki enerjiler renk değiştirmeye başlayacak. Pembe, mor, lila, beyaz, kırmızı, turuncu. Evet, en güzel renkleri yaymaya başlayacaksın. Şimdi bir deneme yapmanı istiyorum.
Şu an gençlik enerjisi turuncu renginde, pembe renginde huzur, neşe ve gençlik enerjisi yaymayı niyetlen ve aurandan yaymaya başla. Şimdi bolluk, bereket, servet enerjisi yayacaksın. Altın varak renginde bir enerjiyi vücudunun kollarından, bacaklarından, gövdenden itibaren çevrene doğru yaymaya başla. Bir kuyumcu dükkanındaymışsın gibi. Bir altın madeninin cevherin içindeymişsin gibi. Çevrene altın enerjisini yay. Ve gözlerinin önüne 7117'yi getir. 7117 rakamını bir çıktısını al veya yazı olarak gözün devamlı gördüğün yerlere, buzdolabına veya başka bir alana, arabana, televizyonuna, cep telefonu kılıfının içine koymak suretiyle bu enerjiyi her daim aktif et. Etrafına ışığı yaymaya devam et. Aranızda ücretsiz WhatsApp gruplarında olmayan varsa, Instagram'daki canlı yayın biter bitmez profilimdeki linke tıklayarak dahil olsunlar. Her gün yeni kodlamalarla auralarını daha da güçlendirsinler. Enerjiyi yaysınlar. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Evet, şimdi piramidin içerisinden çıkacaksın. Ve kendi yaşadığın mekana, evin içine gireceksin. Ve evin içerisine aurandan yayılan temiz enerjinin, temiz ışığın evin içini doldurduğunu göreceksin. Eşine, çocuklarına, sevdiklerine de auranındaki o pozitif enerjiyi hissettireceksin. Nefes al, nefes ver. Sesime odaklan. Auran evin içinde duvarlara kadar her tarafı enerjisiyle yıkamaya, negatif enerjileri aşağıya çökertmeye başlasın.
Oturduğun zaman, ayakta yürüdüğün zaman, ayak tabanlarından aşağıya bir daire şeklinde aurandaki enerji yayılsın. Başının etrafında aura enerjisi sana bir taç oluştursun. Tependen, yukarıdan aşağı inebilecek olan negatif saldırılara karşı tepende bir alan oluştursun. Ve bu auran devamlı bir döngü içerisinde kalsın. Evet, şimdi evin içindesin. Olduğun yerde otur. Ve şimdi yorumları birazdan açacağım. İzlenimlerini yazmaya birazdan başlayacaksın. Evet, şimdi beni tekrarla. Ben mucize ötesiyim. Ben durdurulamazım. Ben başaranım. Ben sağlıklıyım. Ben fitim. Anka frekansındayım. Spil yolundayım. Murat Başaran'la piramidin içindeyim. Murat Başaran'la Spil'deyim. Murat Başaran'la 7117 kapısındayım. Kodlandım. Mühürlendim. Önümde mucizeler. Arkamda mucizeler. Çevremde mucizeler. Ben mucizelere sarılayım. Mucizeler içerisinde yaşıyorum. Hayat bana mucizelerle gelir. Bolluk bereketle gelir. En güzel, en değerli ilişkilerle gelir. Kalbim sevgiyle açılır. Auram sevgiyle açılır. Sevgiyle, tebessümle alır, kabul ederim. Mucizelerim bol olsun. Daim olsun. Kodlandın. Derin nefes al. Ve şimdi şöyle evin içerisinde biraz ayağa kalk ve dolaşmaya başla. Ve kendini auranın güçlü olduğunu, ışık saçtığını hayal ederek öyle dolaş. Nefes al, nefes ver. Evet sevgili ankalar. 8 Nisan, 9 Nisan, 10, 11 Nisan Manisa Spil'de olacağım. Birebir seans, eğitim, kodlama, spil enerjisi, kolye, enerji kolyesi aktivasyonu için o günlerde Manisa Spil randevunuzu alabilirsiniz. Ek olarak 3 Nisan'da yeniden doğuş çalışması yapacağım. O çalışmaya online katılabilirsiniz. Telefon numaramızdan birazdan yorumları açınca altta yazan numaradan mesaj atar iseniz size dönüş yapılacaktır. Evet, yeni çalışmamız ideal kilo olacak. İdeal beden olacak. İdeal beden çalışmasında adaledeki yağlar yakılacak. Vücudundaki insülin dengesi sağlanıp damarların içinde dolaşan glikozun enerjiye çevrilmesi sağlanacak. Evet, bu çalışmaya bakalım kimler katılacak. Dengede ol. Sağlıklı ol, fit ol. Kodlandım.
Evet, aranızda ücretsiz WhatsApp gruplarında olmayan varsa profilimdeki linke tıklayarak şimdi hemen dahil olabilirler. Evet, yorumlara odaklıyım, bakıyorum. Evet, herkesin bir söyleyecek bir yorumu var. Sizden ricam Instagram'daki paylaşımlarımızın altına da yorumlar yapmanız, onları etiketlemeniz ve çoğalmamıza katkıda bulunmanız. Evet, alma verme dengesini eğer ben yapmak istiyorum. Ben bu meditasyonu sevdim. Bu meditasyonları dinlemek istiyorum. Sizden diyenler var ise sizden istediğim bu paylaşımın altına yorum yapmak, arkadaşlarınızı etiketlemek veyahut da linki kopyalayıp diğer sosyal ağlarınızda paylaşmak olsun. Evet. Bakalım yeni çalışmada kimleri göreceğiz? Yeni çalışmada WhatsApp'ta olanlar daha çok hızlı bir şekilde ulaşacak. Çünkü çalışma sonrası WhatsApp gruplarında veya Telegram gruplarında paylaşımlarımız olacak. Onlara da dahil olmak istiyorsanız meditasyon sonrası WhatsApp gruplarına muhakkak giriniz. Nerede? Instagram profilimdeki linkimde olacak. WhatsApp gruplarına atmış olduğumuz içerikleri muhakkak okuyun diyorum. Çünkü içlerinde kodlamalar var, çalışmalar var. Evet. Şimdi evet, yazanlar var. Bize çeşitli yazılar geliyor. Ama yazıların içerisinde bazen farklı talepler oluşuyor. Ulaşabildiklerimize, yapabildiklerimize yapıyoruz. Özel talepleriniz var ise, bakın, onlarla ilgili seans için randevu almanız gerekli. Ama yok, ben canlı yayınlara katılmak istiyorum diyorsanız, zaten canlı yayınlarımız devamlı ilan ediliyor gruplarda. İşte özellikle bu gruplarda ilan ediliyor. Evet. O ışığın içine kimler girdi sevgili Ankaralar? Piramidin içine kimler girdi? O ışık nasıl hissettin? Aurana yayabildin mi? Derinin altına nüfuz etti mi? İç organlarında o ışığı dolaştırabildin mi? Buna ne kadar içinde olabildin? Çalışmanın ne kadar içinde olabildin? Bir anlat bakalım. Şimdi bakın, WhatsApp gruplarına katılmak isteyenler aranızda Instagram'da profilimin altında, fotoğrafımın altında bir link var. O linke tıklayacaklar. O linke tıkladığınız zaman ön giriş grubuna gireceksiniz. Ön giriş grubunda ana grubunuzun linki verilecek ve oraya geçer geçmez ön girişten çıkacaksınız. Evet, okuyorum. Kolyeyi boynumda gördüm. Beni sardı. Evet, bütün hepsini birebir yaptım. Ben hissettim, kolyemi gördüm. Evet, inşallah bu Anka kolyesi bir gün sizin olacak.
Bunu talep ederseniz eğer bu alttaki telefon numarasını arayacaksınız, yazacaksınız daha doğrusu. WhatsApp'tan yazayın, yazın, size dönüş yapılacak ve adresinize kodlanarak kolye gelmiş olacak. Bu kolye çok önemli. Kolyeyi tuttuğun an, dokunduğun an zaten hücrelerinde hissetmeye başlayacaksın. Evet. Evet, büyük bir ihtimalle Salı akşamı normal bir canlı yayın, Çarşamba akşamı da veya gerekirse direkt Çarşamba günü ideal kilo 1. Bu birkaç kez tekrarlanması gereken bir çalışma. Bu çalışmaya WhatsApp gruplarında olanları dahil edeceğim. Çünkü oradan bir kod göndereceğim. Yani bir kodlama göndereceğim. Instagram'ı açar açmaz o kodlama yazılacak. Haliyle biz de sizin WhatsApp gruplarında olduğunuzu teyit etmiş olacağız. Bakın ücretsiz bir çalışma olacak. O yüzden gönderdiklerimizi okumanızı, içerikleri okumanızı istiyorum sizden. Okuyanlar, içeriklere hakim olanlar bu çalışmayı daha güçlü yapacaklar. Ve birçok çalışma olacak. Evet, bu çalışmaları sizler de yapacaksınız. Daha farklılarını yapacaksınız. Eğitimlerimize katılarak bir kod, bilinçaltı hızlı kodlama dönüştürme tekniğini öğrenerek, yaşam felsefesini öğrenerek, evet, Anka frekansının bir felsefesi var, yaşam felsefesi. Onu öğrenerek hayatınıza devam edeceksiniz. Evet, işaret görmeye niyetleniyorsanız tabii ki göreceksiniz. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Açıklamalarımı, uyarılarımı WhatsApp'tan tek tek ileteceğim. Oradan takip edin. Telegram'dan ileteceğim. Oradan takip edin. WhatsApp'a girenler Telegram'a da girebilirler. Telegram'da olanlar WhatsApp'ta sadece bir grupta olsunlar. Evet. Paylaşım yapanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Ne kadar çok alma verme dengesi, o kadar çok çalışma ve hizmet inşallah diyorum. Mucizemiz bol olsun. Şükürlerle daim olsun. Kodlandım.